Sairon'a ya da uzun bir süre dinlendikten sonra bizim ihtiyarın yanına doğru yola çıkmaya karar verdim. Bu işte bir bit yeniği var ama anlamadım. Gidip sorsam iyi olur diye düşündüm. Yanımda 398 asker de var. Ve Danüstika Hurunak tarafından kuşatıldı. Ama içerideki askerler dayanır diye düşünüyorum. O yüzden yolumu değiştirmeden devam ediyorum. Yolda giderken 11.370 kişiden oluşan Marentius'un ordusunu gördüm. Yanına alacağı desteklerle beraber falan bu sayının 20-25 binleri bulabileceğini tahmin ediyorum. Düşmanlarımız gün geçtikçe güçlenmeye başladı. Yolda giderken istihbarat topluyorum. Bunların hepsini ihtiyara bildirip ona göre bir çözüm yolu isteyeceğim. Kuzey İt'le Aseray'ın ittifak kurduğunu öğrendim. Düşmanlarımız bize karşı birleşmeye devam ediyor. Yolda giderken savaşta yenilmiş ama kaçmayı başarmış Sturgia lordlarını gördüm. Ve onları yakalamayı başardım. Tüm birliklerimle beraber vakit kaybetmeden onlara saldırmaya karar verdim. Zaten 10-15 kişiden oluşuyorlar. Benim için zorlayıcı bir şey olmayacak yani. Uzun süreceğini de zannetmiyorum. Fakat bu birliği serbest bırakmayı düşünüyorum. Çünkü Kral Godun herhangi bir tımara sahip değil. Eğer ilişkilerimi geliştirebilirsem muhtemelen bana katılmayı düşünecektir. Aynı şekilde Boranov'un klanı da öyle. Yanlarında bana hatırı sayılır miktarda tutsak getirmişler. Ama bu tutsakları da yanıma almıyorum. Sadece atları alıp yoluma devam etmeye karar veriyorum. Yolda 8400 kişiden oluşan Nevik'in ordusunu gördüm. Onlara yakalanmazsam benim akıbetim için çok iyi olur. Bana döndüklerini gördüğümde ben de yönümü değiştirip kaçmaya başladım. Biraz vakit geçtikten sonra Godun'a bir ulak gönderdim. Bana katılması için onu ikna etmeyi deneyeceğim. Bizim ihtiyarın mekana ulaştım. Ata bir zeval gelmesin diye bu sefer atı daha uzakta bırakmayı düşünüyorum. Kılıcı kalkanı falan da atın yanına bıraksam iyi olur diye düşündüm. Oksa dağımın yanımda durmasında bir problem yok. Bizim ihtiyar bu kılıç kalkan işini pek sevmiyor. Ve kendisini görmek için mağarasının içine doğru ilerlemeye başladım. Ben geldim ihtiyar. Nasıl gidiyor? Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Sen kimsin lan yaratık? Yaratık maratık ayıp oluyor ama bak gene mi inferden tanımıyorsun. Sanki her gün yeni bir ziyaretçim var. Bak şu göze, bak şu sancağı. Anladın mı ben kimim? Tamam da neden bana kılıcını doğrultuyorsun? Çekiver şu kılıcı. Dışarıda bırak dediydim. İhtiyar bırakma sıra bıraktım da kılıç normal değil ki. Geri geldi yanıma. Sancağı da şöyle bırakıyorum. Elime ağırlık yapmasın. Nasıl gidiyor görüşmeyeli? Keyifler yerinde mi? Mercimek çorbası kaynıyor yine bakıyorum. Bir de sıcak suyla mı yıkandın sen? Çekmişsin biraz sanki. Yaşlılık vurdukça oluyor tabii böyle şeyler. Vücut yavaş yavaş küçülüyor. Ama önemli olan boyu değil işlevi de. Gene spiritüel kişiliğim tuttu bak. Ha bayağı komiksin evet. Ha bayağı iyi. Neyse. Sade'de gelelim. Sen bana o kadar maval okudun. Bak dedin sen seçilmiş kişisin. Bak dedin bu askerler şöyle bu askerler böyle. İhtiyar aylardır ağzıma vurdular dışarıda. Haberin var mı? He var biliyorum. Eğlenceliydi değil mi? Ben ayarladım hepsini. Biliyorum ağzına vurduklarını. Ne demek ya ben ayarladım? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Karım ve çocuğum ne halde haberin var mı? Esir alındılar. Sofya nemlendiricisini süremedi zindan. Da her yanı kurudu. Haberin var mı? Sakin ol oğlum. Önce bir dinle. Niye böyle bir şey yaptığımı bana bir sor istersen. Ya vallahi çok merak ettim. Bir anlatsana bana bunu. Senin at geldi gene. Bak ihtiyar benim şu attan uzak dur. Bak sinirim tepeme çıkmaya başladı. Ya ben sana birlikleri verirken. Ama bir dakika bak konuşamıyorum. Atın bir şeyleri yüzüme değdi az önce. Ya ben sana birlikleri verirken bir şeyleri unutmuşum. Yaşlılık işte kusura bakmayacaksın artık. Pardon tam olarak ne gibi bir şeylerden bahsediyorsun? Yani unuttuğun şey ne? Onu merak ettim şu an. Şimdi sen kral oldun ya. Taç falan da taktın tabii. Sana bir de muhafız lazım. Muhafız. Ben sana muhafızları vermeyi unutmuşum. Ama bu adamlar öyle kalede süs eşyası değil yani. İyi adamlar. Emin ol bir muhafız 10 gece şövalyesini cebinden çıkarır. Ve sen bana şimdi mi bunu vermeyi uygun gördün? Ben sana krallığı kurduktan sonra da uğradım diye hatırlıyorum. He uğradım.
söyledim onu diyorum işte unutmuşum ne olacak yaşlılık. Mercimek çorbası içecek mi? Ya bak mercimeğine başlat da şimdi. Bak seni mercimek niyetine bu kazana atarım şimdi ha. Büyüklere de saygı kalmamış. Saygı diyorsun da önce şu kafanı mı toplasak acaba? Diyorum ki karım çocuğum esir alındı. Ben savaşlarda yenilgi alıyorum. Sen bana muhafızları vermeyi unuttum diyorsun. Allah Allah ne demek ya? Bak senin bu rahatlığın var ya gerçekten beni bitiriyor bak. Yaşına hürmet. Bak yaşına hürmet. Tamam neyse. Verdin mi muhafızları? Geldiler mi? Birlikteler mi? Geldiler. Dışarıda seni bekliyorlar. Onlara da mercimek ikram ettiydim. Sana da ikram edeyim istersen. İhtiyar mercimek istemiyorum. Hedeflerim bir tas mercimek çorbasından daha büyük. Neyse tamam. Sarayına dönene kadar adamların hepsini öldürme. Ki onlar kendi ırkından askerleri yetiştirebilsinler. Soylulardan yetiştirmen gerekiyor. Ona göre subaylarına söyle. Tamam hallederiz. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Nedir? Kimdir bu adamlar? Ne yaparlar? Şimdi aslında onlara adam demek yanlış olur. Ne diyeyim? Canlı mı diyeyim? Ne diyeyim? Biyolojik varlık mı diyeyim? Şimdi aslında onlara canlı veya biyolojik varlık da demek yalan olur. Anladıysam Arap olayım. Sultan Hakim mi? Ömrü yüzüm olsun. Sultan Hakim kim ya? Pardon kafam karıştı. Neyse. Şimdi bu adamlar ne ölür ne diri. Ne kadın ne erkek. Ne okçu ne piyade. Hayırdır sudoku vakti geldi senin herhalde. Bilmece mi çözeceğiz? Neyse sen beni dinle. Dediklerime kulak ver. Aklının bir kenarında tut. Bir gün bakarsın işine yarar. Kaspersky. Sen benim adım hala Kaspersky sanıyorsun değil mi? He neydi ki? Ne bu elimdeki şimdi? Kılıç. He kılıç. Bildim tamam. Sok şunu yerine tamam. Neyse tamam hadi kaçıyorum ben. Şu senin muhafızlara bir bakacağım. Ama bu da diğerleri gibi poz çıkarsa gerçekten külahları değiştiririz bu sefer haberin olsun. Ya ölürdüm senin aklın almıyor ha. Vallahi bazen tas kafalılığın tutuyor gerçekten. Ne ölür ne diri diyorum. Sen kafanı mercimek çorbasıyla mı yedin ya? Vallahi var ya bir gün bu adamı böyle mercimek çorbası niyetine içeceğim ama hadi bakalım. İhtiyarla kısa bir görüşmeden sonra mağaradan ayrıldım. Ve dağın eteklerine doğru inmeye koyuldum. Şu benim yeni askerlere bir göz atmak için can atıyorum açıkçası. Dağın eteklerine çıktığımda 498 askerimin olduğunu fark ettim. İhtiyar 100 penta kraliyet muhafızını bana yönlendirmiş. Bu adamlar atlı okçu gibi görünüyor ama kılıçları mılıçları da bir garip yani. Böyle cam desem değil, zırhları zaten ne olduğunu anlamadım. Neyse, şimdiye kadar gördüğüm şeylerin hiçbirine şaşırmadım, buna da şaşırmayacağım. Benim için önemli olan bu adamların savaş gücü. Toplamda şu anda 6 adet tımarım var. O yüzden 6 kraliyet muhafızını bu tımarlara gönderiyorum. Birlik boyutumu fazlasıyla aştım. O yüzden penta şampiyonlarıyla beraber biraz da savaş lordu gönderiyorum tımarlara. Ve tımarlardaki garnizon subaylarının tamamına 500 kraliyet muhafızını eğitmelerini söylüyorum. Benim gönderdiğim kraliyet muhafızları bu askerlerin eğitilmesine yardımcı olacak. Ayrıca krallıktaki diğer lordlara da artık laykatan ve şampiyon eğitmemelerini söylüyorum. Süvarilerini gece şövalyesi, atlı okçularını da kraliyet muhafızı olarak işe almalarını bildiriyorum. Ve birliklerinin en az %40'ının atlı okçulardan oluşmasını emrettim. %20'yi de süvari olarak belirliyorum. Bütün lordlara gerekli bildiriyi yaptıktan sonra yeni askerlerin maharetini görme vakti geldi. İhtiyar bana bu askerleri vermeyi unutmuş. Ama olsun, geç olsun güç olmasın derler. Danüstika'da hala 2700 kişi savunan var. Hızlı davranırsam Danüstika'yı kurtarabileceğimi düşünüyorum. Namık, Sofya ve Kamile'yi de yanıma çağırdım. Ardından da vakit kaybetmeden Danüstika'ya doğru yola koyuldum. Yolda giderken Vasorki'nin birliğiyle karşılaştım. Kendisi de zaten bana doğru geliyor. Yeni askerleri küçük bir testten geçirmenin tam vakti diye düşünüyorum. Tüm askerler geride beklerken atlı okçulara yani bizim yeni adamlara saldırı emri verdim. Sadece onların neler yapabileceğini görmek istiyorum. Seslerinden anladığım kadarıyla soylu oldukları için onlar da kadın gibi görünüyor. Savaşa girerken miğferimi de giymeyi unutmuşum. Yüzüme bir ok gelmezse sevinirim biraz. Düşman piyadesi bize yaklaşmaya karar verirse diye okçuları da öne alıyorum. Piyade bize çok fazla yaklaştı. O yüzden bizim piyadeye düşman piyadesine saldırma emri veriyorum. Suratıma iki ok yedim. Kendime biraz dikkat etsem iyi olacak gibi. Şimdiye kadar öyle hatırı sayılır bir kayıp vermedik.
Hatta kraliyet muhafızlarından kimse de ölmedi. Demek ki bu askerlerin bana savaşlarda fazlasıyla katkısı olacak diye düşünüyorum. O yüzden ordumu elimden geldiğince kraliyet muhafızlarından korumaya çalışacağım. Ama soylu oldukları için yetiştirilmeleri de kolay olmuyor elbette. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Düşman piyadesi dağıldıktan sonra bizim piyadeyi geri çekmeye karar veriyorum. Düşman saplarına takviye birlikleri katıldı. Benim için iyi. En azından muhafızları daha fazla test etme imkanı buluyorum. Savaşın sonuna geldim sayılır. Askerlerin tamamını hala geride bekletmeye devam ediyorum. Fakat şimdiye kadar bir adet bile kraliyet muhafızının ölmediğini görmek beni heyecanlandırıyor. Daha büyük ordularda neler yapabileceklerini görmek istiyorum. Üstelik şu anda birliğimde gece şövalyesi bulunmuyor bile. Şampiyonlarla like atanları şehir garnizonlarını savunmaları için şehirlerde bırakırım diye düşünüyorum. Birliğimin atlı okçu ihtiyaçlarını kraliyet muhafızından temin ederken süvari ihtiyacını da gece şövalyesinden temin ederim diye planlıyorum. Böylelikle ortalama 400 kişiden oluşan ama yenilmeden ayakta durabilen bir birlik yapabilirim diye düşünüyorum. Savaşın sonlarına yaklaştığım için kraliyet muhafızlarına doğru yaklaşma kararı alıyorum. Onları şöyle bir yakından görmek istiyorum. Kraliyet muhafızının yanına geldikten sonra ona hayretler içerisinde bakmaya başladım. Sadece kendisi değil atı bile bir garip. Kraliyet muhafızının kendi tenini göremiyorum. Ama atını gördüğüm zaman ihtiyarın ne demek istediğini anladım. Ne ölü ne diri. Ayrıca kılıcına da baktığımda arkası görünüyor. Şeffaf gibi. Ve çelikten veya metalden diyemem. Farklı bir malzemesi var. Anlayamadım. Böyle bir yayı daha önce hiç görmemiştim. Bu tarz büyük yayların at üstünde kullanılamayacağını düşünüyordum. Ama bu kalkanın şeklini daha önce bir fotoğrafta görmüştüm. Büyüklerimiz bu kalkanın şeklinin bir ejderhanın pençesinden geldiğini anlatır. Böyle bir askerin birliğimde bulunması ve bunlardan büyük bir birlik yaratmak fikri beni heyecanlandırıyor. Atı da biraz uysuz gibi. Neyse, çok yaklaşmasam daha iyi olur diye düşünüyorum. Savaş sonuna kadar tek bir kraliyet muhafızı bile zayi etmedim. Yine de bu nispeten küçük bir birlikti. O yüzden daha büyüklerine karşı neler yapabileceklerini merak ediyorum. Bir de unutmadan miğferimi giydim. Savaşlarda bayıldığımda kraliyet muhafızlarının durumu kurtarabileceğini sanmıyorum. Tabii emin değilim, sanmıyorum. Eğer onu da başarabilirlerse zaten krallıktan hisse bile vermeyi düşünebilirim. Özellikle bu şekilde yeniliyorken. Danüstika'ya doğru yol almaya başladım. Oradaki savunanlar bu şehri ben gelene kadar tutarlar diye tahmin ediyorum. Gönderdiğim ulak Godun'a ulaştı. Ona Raganvat hakkındaki düşüncelerini sorduğumda memnunum diyor. Ve bana katılmayı reddediyor. Bu esnada Lycaron'un da Sturgiyalılar tarafından kuşatıldığını öğrendim. Danüstika'ya nispeten daha yakın olduğu için önce Lycaron'a gitmeye karar verdim. Tüm cephelerde kaybediyor durumdayız. Bu durumu acilen düzeltmem gerekiyor. O yüzden bana komplo kuran krallıklardaki bütün lordları esir almaya karar veriyorum. Fakat Aseraylıları bayağı bir ezmişiz. Barış yapmak için günde 2610 dinar haraç vermeyi kabul ediyorlar. Ve Aseraylılarla barış yapıyoruz. Bu esnada 8898 kişilik bir ordunun üzerime geldiğini fark ettim. Kraliyet muhafızları her ne kadar mükemmel askerler olsalar da bu orduya karşı koyabileceğimi düşünmüyorum. Özellikle birliğimde gece şövalyeleri yokken bunu yapmam imkansız. Lordlarımızın daha rahat bir biçimde ordu kurabilmesi için Maraşaller politikasını onaylıyorum. Lordlar da destekliyor zaten. Aynı zamanda askeri başarılarından dolayı onları mükafatlandıracağımı da söylüyorum. Alelerde yeni muhafız birlikleri kurduruyorum. Ve sadece gece şövalyelerinin benim yanıma gelmelerini emrediyorum. Tabii onlar bana doğru gelirken ben de Lycaron'a doğru yol almaya devam ediyorum. Bu esnada Korenya Kalesi de Kuzeyit tarafından kuşatıldı. Sturgia ordusuna gün geçtikçe yeni birlikler katılmaya devam ediyor. Ve bu ordunun da tamamı kuşatmaya yardım etmek için Lycaron'a doğru yol alıyor. Onlarla muhtemelen orada karşılaşacağız gibi görünüyor. Lycaron'da zaten 6460 kişilik bir kuşatma birliği mevcut. Ve hemen arkasından nereden baksan 9000 kişilik bir ordu daha geliyor. Oros ve Iona'nın birliği bana yakın gibi. O yüzden onları savunma için yanıma çağırıyorum. Yoksa bu büyük orduyu tek başıma alt etmem benim için çok zor olacak. Garnizon muhafızları bana bayağı yaklaştı sayılır. Onları yanıma aldıktan sonra işim daha kolay olur diye düşünüyorum. Lycaron'da kuşatma çoktan başladı. Gece şövalyelerinden oluşan garnizon muhafızları yanıma geldi. Gece şövalyelerini kendi yanıma alarak penta şampiyonlarını diğer garnizon birliğine verdim.
Bu esnada Sofya da birliğime katıldı. Oros'un ve Iona'nın birlikleri de yakın sayılır. Onlar da geldikten sonra saldırıya başlayabilirim. Gelen ikinci garnizon muhafızı birliğindeki şövalyeleri de yanıma aldım. Ve yanımda fazlalık yapan penta şampiyonlarını da diğer birliğe aktardım. Oros'un birliği de bana katıldıktan sonra kuşatma kampına saldırıyorum. Toplamda 14.900 askere karşı 6.787 askerle karşı koymayı deneyeceğiz. Sturgiyalıların bazı birlikleri 2.700-2.800 kişiden oluşuyor. Lordları açısından da fazlasıyla kalabalık gelmişler. Toplamda 7 lord 15.000 askerle saldırıya gelmiş. Iona'yı atlı okçuların komutanı olarak atadım. Oros'u da okçuların başına veriyorum. Kendim süvarilerin başına kalırken Namı'yı yanıma yardımcı olarak aldım. Gezgin Pelinsu da piyadelerin başında kalacak. Nispeten açıklık bir alanda gibiyiz. Okçularımız ve atlı okçularımız rahat edeceklerdir diye düşünüyorum. Ve saldırıyı başlatıyorum. Bu uzun savaşta ileriye atılmayı düşünmüyorum. Benim savaş boyunca ayakta kalmam askerler için daha önemli olacaktır. O yüzden geride beklemeyi tercih ediyorum. Savaşın ilk dakikalarından itibaren kayıplar vermeye başladık. Ama verdiğimiz kayıplar küçük askerler. Bizim için problem olacak kayıplar değiller. Ki henüz kraliyet muhafızları savaşa da girmiş değil. Bizim destek birimleri yavaş yavaş savaş alanına ulaşmaya başlıyor. Ayrıca benim birliğimden 22 kraliyet muhafızıyla beraber 15 gece şövalyesi savaşa girdi. Savaşın dengesi şimdiden itibaren değişecektir diye tahmin ediyorum. Sionna'nın birliği bizim tarafımızda savaşa katıldı. Düşman destek alırken biz de destek almaya devam ediyoruz. Ve Sionna yanında 2 gece şövalyesi, 6 kemankeş, 20 de savaş lordu getirmiş. Lordlarımın böyle askerlerle savaş meydanında bulunduğunu bilmek beni mutlu ediyor. Muharebe alanını daha yakından görebileceğim yüksek bir tepeye geçmeye karar verdim. Ve gözüme kestirdiğim bir tepeye doğru yola koyuldum. Bizim kraliyet muhafızları gayet iyi çalışıyor gibi. Kraliyet muhafızlarından şimdiye kadar herhangi bir kayıp vermedik. Ama 22 kraliyet muhafızı 72 adamı indirmeyi başardı. Savaş bize gelirse diye destek birliklerimiz de arkada ağaçların arasında bekliyor. Eğer düşman bizi ittirmeyi başarırsa onlara sürpriz bir saldırı yapmak için hazırlanıyorlar. Kraliyet muhafızları mühimmatlarının tamamını kullandı. Ve kılıçlarını çekip saldırıya başladılar. Geride bekleyen piyade birliğini de saldırıya gönderdim. Orada öylece beklemelerinin bana bir faydası yok. Muhtemelen düşman bizi ittirmeyi başaramayacak. O yüzden savaşa girseler benim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve bu askerlerin ne durumda olduğuna bir bakmak için yanlarına gidiyorum. Uzaklardan yaklaşırken aralarında bol bol savaş lordunun olduğunu da gördüm. Ön saflarda gayet iyi iş yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Askerlere göz attıktan sonra yeniden yerime geçmek için yola çıkıyorum. Arka saflarda kalıp savaşı geriden yönetmem herkes için daha iyi oluyor. Kraliyet muhafızları mühimmatlarının bitmesine rağmen hala öldürmeye devam ediyorlar. Ve henüz bir kayıp vermediler. Düşmanın 2000'lere aşkın kaybına karşılık biz sadece 600 küsur adam kaybettik. Ve bu kaybettiğimiz adamlar öyle çok da hatırı sayılır askerler değiller. Tabi yine de düşmanın dikkatini dağıtmada ve onları oyalamada büyük rol oynuyorlar. Bazı muharebelerin kazanılabilmesi için birilerinin fedakarlık yapması gerekiyor. Savaşın ilerleyen dakikalarında aldığı 5 kellenin ardından Sofya da bayıldı. Gezgin Pelinsu hala savaşmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 21 adam indirmiş tek başına. İsmi Pelinsu olan birine göre gayet iyi bir performans gösteriyor savaşta. Savaşın 4'te 1'i bitmişken benim birlikten bir gece şövalyesi bayıldı. Kraliyet muhafızları hala var güçleriyle savaşmaya devam ediyorlar. Ve morallerinin de çok yüksek olduğunu görüyorum. Birçok askeri bertaraf ettikten sonra artık kraliyet muhafızlarının da dayanacak gücü kalmadı. Onların da sonuçta bir sınırı var. Bir ölü bir yaralı olmak üzere iki kraliyet muhafızımız zayi oldu. Uzaklardan bir ok atışıyla bana gelen süvarilerden birini indirdim. Böylelikle bana yaklaşmamaları konusunda onları uyarmış oldum. Ve ardından uzaklardan Lycaron'un manzarası eşliğinde savaşı izlemeye devam ettim. Savaşın ilerleyen dakikalarda düşmanlar yakınlarıma kadar geldiler. Böylelikle ben de savaşa dahil olmak durumunda kaldım. Neyse ki destek birliklerimiz arkadan gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar içinde bulunduğum en uzun muharebede bulunuyorum. Bir saate yakın bir süredir birliklerimiz canlarını ortaya koyarak düşmanla çarpışıyorlar.
Katılan 90 küsur kraliyet muhafızı şimdiye kadar 2034 adamı indirdi. Gece şövalyeleri de 1640 kişi indirdi. Bu askerlerin bana çok büyük faydasının olacağını şimdiden hissetmeye başladım. Kemankeşler arkadan destek vermeye devam ediyor. Muhafızlarla birlikte piyadeler de ön saflarda çarpışıyor. Ben de piyadelere elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Düşmanın sayı üstünlüğüne rağmen hala bu savaşı kazanabileceğimize inanıyorum. Şimdiye kadar bizden 1814 kişilik bir kayıp var. Düşmansa askerlerinin yarısından fazlasını kaybetti. 9000 kişiye yakın kayıpları var. Gece şövalyeleriyle beraber kraliyet muhafızları birbirlerini çok iyi destekliyorlar. Eğer birliğimdeki gece şövalyesi ve kraliyet muhafızı mevcudiyetini arttırırsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Elimden geldiğince kalabalığın arasında kalmamaya dikkat ediyorum. Kalabalığın arasından çıkamazsam muhtemelen bayılırım. Eğer bayılırsam da savaşı kazanma şansımız sıfıra iner diye tahmin ediyorum. Çünkü bu askerlerin tamamı krallarının ayakta ve yanlarında olduğunu görmek ister. Onların benim için canlarını ortaya koyduğu gibi benim de onlar için canımı vereceğimi göstermem gerekiyor. Tabii kraliyet muhafızları neyi ortaya koyuyor emin değilim. Onların bir canı yok çünkü. Ön saflardaki okçular savaşmaya devam ederken arkadan yeni destek okçu birlikleri gelmeye devam ediyor. Tabii okçuların arasında piyadeleri de görüyorum. Korkusuz bir şekilde savaş hattına doğru ilerliyorlar. Ve fırsatını bulduklarında atlı okçulara ciritlerini atıyorlar. Düşman kayıpları 10.000'e yaklaştı. Yine de arkadan destek birlikleri gelmeye devam ediyor. Biraz yaralı olduğum için yeniden kendi tepeme geçmeye karar verdim. Eğer muharebe daha zor bir durumda kalırsa müdahale ederim diye düşünüyorum. Gece şövalyelerinden ayakta kimse kalmadı. Ama 7 kraliyet muhafızı savaşmaya devam ediyor. Geriye 212 adamım kaldı ve sayımız gittikçe azalmaya başladı. Düşman destek almaya devam ediyor. Savaşın akıbeti konusunda emin değilim. Ama en azından içimi rahatlatan bir nokta var ki artık bu savaşı kaybetsem bile Lycaron gene de bizde kalacak. Kalan düşman birlikleri Lycaron'u ele geçirmeyi mümkün değil başaramazlar. Yakınlarıma kadar gelen bir Sturgia ciritçisi var. Bana cirit attığı sırada bana cirit atmanın ne demek olduğunu yakinen öğrendi. Onu indirdikten sonra tekrar yerime döndüm. Geriye 180 adamım kaldı. Düşmanın kaybı 13.100'e ulaştı. Ben de yakınlarıma gelen Sturgia ciritçilerine akın ediyorum. Savaş alanında hala kraliyet muhafızlarını görüyorum. Ve bu uzun süren savaştan sonra hala onların burada olması içimi rahatlatıyor. Bir kraliyet muhafızıyla yan yana savaşmaya başladık. Üzerimize akın eden akıncıları kesmeye çalışıyoruz. Ve bu kraliyet muhafızını da indirdiler. Neyse ki yakınlardaki destek birimlerinin bazıları daha savaş alanına ulaştı. Ve korkusuz bir biçimde düşmana hücum etmeye başladılar. Onların yanına giderek kalkanıma vurdum ve onları selamladım. Sonrasında da onlarla beraber düşmana hücum ettim. Yine de çok gaza gelmesem iyi olur gibi. Biraz yaralıyım. Alacağım sağlam bir mızrak darbesiyle yere kapaklanabilirim. Geriden gelen okçuların yanında bekliyorum. Düşman kaybı 14.000'e yaklaştı. Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Bu lordların tamamını esir aldığım zaman muhtemelen Sturgia çok ciddi biçimde yara alacak. Ve ilerleyişleri duracaktır diye tahmin ediyorum. Savaş alanındaki bir kraliyet muhafızı hala savaşmaya devam ediyor. Sturgia atlılarının akınları ne kadar askerlerimizi yıpratsa da onlar direnmeyi başarıyor. Tek başına kalmış kraliyet muhafızının hala kanossamışçasına düşmana saldırdığını gören penta askerlerin morali yerine geliyor. Ve onlar da aynı şekilde düşmanla çarpışmaya ilerliyorlar. Düşman kaybı 15.000'i geçti. Muhtemelen son takviye kuvvetlerini kullanıyorlardır diye düşünüyorum. Ben de düşman piyadelerinin arasında dolaşarak onlara ok atmayı deniyorum. Bazılarını da ezmeye çalışıyorum. Piyadelerimiz düşman askerlerini resmen biçip geçti ve okçularına yöneldiler. Bizim piyadelere yaklaştığım zaman düşmanların kırılan kemik seslerini duyuyorum. Yine de Sturgialıları da takdir etmek lazım. Şimdiye kadar verdikleri kayıplardan dolayı kaçmayı düşünmediler bile. Ve kahraman askerlerimizin canla başla çarpışmasından sonra bu muharebeden zaferle ayrıldık. Kalkanıma vurarak onları selamlıyor ve sevinçlerine eşlik ediyorum. 15.393 kişilik düşman ordusunu 2000 kişiyle hezimete uğrattık. Ve ardından ele geçirdiğim bütün Sturgia lordlarını tutsak aldım. Böylelikle Lycaron da bizimle kalmış oldu. Ardından vakit kaybetmeden Danistica'yı da kurtarmak için yola koyuldum.